Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Terazi burçlarını 7-14 Temmuz haftası kahve falında neler bekliyor? Biz teraziler, yükselen teraziler, ay burcu terazi olanlar bu hafta kahve falımızda neler var? Bizler için niyetlendim, güneşi yani burcu terazi olan birisi olarak güzel bir hafta diliyorum. Ben keyifli geçireceğimi hissediyorum. Bakalım falımızda neler çıkmış? Şu para konuları bizi ne yapsın? Para konularında yoğunluk var arkadaşlar. Şaşkınlık. Her an önümüze parasal konuda ani bazı durumlar çıkabilir. Hafta ortası ve de. Başında söylemiş olayım ben şimdi. Başlayalım mı falımıza? Başlayalım. İç dünya daha çok dediğim gibi hanenin de ihtiyacı olan parasal konularla alakalı süreçleri gösteriyor. Sanki elimize böyle bir eskiden şöyle şöyle yapıp neydi o unu mu küçültürdük? Bir şeyleri küçültmeye çalışıyoruz. Bu parasal konular aktığı için bir kişinin para harcamasını kontrol altına almayı ifade edebilir. Burada hanemizden bir kişi. Çünkü süzgeçten geçirmeye çalışıyoruz bir kişinin para konularını arkadaşlar. Dediğim gibi bu da hanemizden bir kişi olarak görünüyor. Çok yakın çıktığı için hemen söyleyeyim. Şimdi maddi kaynaklar dediğimiz alan, yani cebimizdeki para ya da işimiz. İkilemde bir haftaya başlıyoruz. Öyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Oraya mı gitsem, buraya mı gitsem? Onu mu ödesem, bunu mu ödesem? Burada bir karışıklığın içerisinde bir karar vereceğiz. Yalnız çok hani böyle düşünüyorum. Tamam buldum der gibi. Hani çok hızlı bir şekilde bir yere tırmanıyor görsellerinde çıkıyoruz. Ve pazartesi, salı aslında bir konu. Görüşemediğiniz bir kişi, çözemediğiniz bir konuya tırmanış demek aslında. Bir süredir yapmaya çalıştığınız bir konuyu çözmek için bu hafta doğru zaman diyeceğiniz bir hafta olarak çıkıyor. Burada hesaplaşma görselleri de var. Ya birisiyle hesaplaşacaksınız ya parasal konularda bir kişiyi yakalamış ki sırtı dönük size kaçmaya çalışıyor. O kişiyle yüzleşeceksiniz. Burada aslında salı günü ne yaşıyorsanız bakın, çarşamba ve perşembe de hep o konuların konuşulduğu, o süreç ya da o süreçle alakalı konuların önünüze geldiği bir hafta diyebiliriz. Burada çünkü şey var, hani işinizle alakalı bir mesele ise de hep o konulara devam edeceksiniz. Yani sadece salı günü bu konuyu çözmüyorsunuz. Tuttum yakaladım sırtı dönük kişinin ya da konunun ters alanları var. Burada uzayıp giden bir süreç. Hep yol bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İkilemler niye var? Çevrede insanlarla konuşuyoruz ama yeterli değiller. Daha çok üstümüze yük oluyorlar bu konularda. Ve perşembe günü baktığımız zaman elimizde iki kişi ya da iki konu gene önümüze çıkan engelleri aşmış ama sırtımızda bir yük. Yani bence bu elimizi salı günü attığımız konuyu çözecekmiş gibi durmuyoruz. Başka konulara yönelmiş çıkıyoruz. Bu hafta aslında çok da çözemeyeceğimiz bir konuyu düşünerek kendimizi üzeceğiz ya da elimizi atarak üzüleceğiz. Ama perşembe günden itibaren daha sakin, daha elimizdeki olan neyse çözebileceğimiz, sorunu ortadan kaldırabileceğimiz günler var diyebilirim. Hatta hafta sonu burada çevrenizde iki kişi yola gitme, yol planları yapma. Burada hafta sonu özellikle deli gibi yol planlarının olduğu, hatta bilinmezlik bakın hani, oraya mı gitsem, buraya mı gitsem, onu mu yapsak, bunu mu yapsak diye plan yaptığımız bir hafta sonumuz var. Ama nasıl iş, 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 hani böyle sanki birisi tutuyor bizi o işten çekiyor, gel buraya tamam hafta sonu geldi der gibi. Bu haftayı böyle iş konularıyla alakalı bayağı yoğun geçireceğiz gibi görünüyor. Ama gene söylüyorum bakın bir alana toplanmış. Yani burada pazartesi değil ama salıdan itibaren perşembe, cuma alanını kapatıyoruz ve ortada bütünleşiyor. Yani bu çarşamba günü neyse böyle iki tarafa da yayılmış. Salıdan çarşamba, çarşambadan perşembe, hatta cumaya uzayacak konularımız var. Çevre dolu, insan çok, insan bolluğu var. Nınınının, tam bize göre bir ilişki. İlişkiniz varsa sakinlik var. İlişkiniz yoksa ilişki var mı diye bakıyorum. Birine el uzatılıyor ama o hafta sonu için bir ilişki başlangıcı yaşayabilirsiniz ya da bir kısmetiniz ortaya çıkabilir hafta sonu ama. Şimdi pazartesiden itibaren yine yol planları arkadaşlar. Konuşulan iki kişi var uzak mesafe. Yol aranızda mesafe olan, yol olan iki kişiyle görüşmeniz olabilir. Bu sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlar, belki ailenizden insanlar da olabilir.
Eş ya da partnerle ikili düşünceleri olabilir eşinizin ya da partnerinizin. Buradaki görüşmelerde sorun yok. Belki de karşımızdaki kişinin ikili düşünceleri, kafasında karar veremediği bir mevzuyu bizimle konuşacağı anlamına da gelebilir. Burada aslında pazartesiden itibaren hafta sonuna bir hazırlığımız var hanemizde. Sanki hafta içi yapılması gereken her şey belli ya da ilişkilerde bir sakinlik var. Hafta sonuna doğru gördüğünüz gibi bir toparlanma alanı var. Hani basamak basamak böyle çıka çıka bir hafta sonuna geliyoruz. Bu hafta sonu ilginç görseller, yani yazın sıcaklığı, yazla alakalı, yazlıkla alakalı bir şeyler mi? Hani burası hem çok temiz hem çok güzel. Çevrede çok fazla insan yok yalnız. Hani yazlık deniz kenarı falan mı dedim ama çevrede insan yok. Sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanlar olabilir. N harfi, Niğde'nin N'si, Yozgat'ın Y'si, Zonguldak'ın Z'si var arkadaşlar. Sanki birisi size gel diyor, siz de bir yere gidiyorsunuz gibi. Bakıyorum bakıyorum, yok eller kollar, her şey çok güzel burada. Buradan diyebileceğim bir şey yok. Ne yapıyorsanız güzel yapıyorsunuz, ne yapıyorsanız iyi yapıyorsunuz. Hafta sonu müthiş ama bu iş konuları biraz karışık arkadaşlar bu hafta. Hani iş beklentisi içinde olanlar için de mesela bu hafta ikilemde bırakır sizi gelen cevaplarda. Hani kararsız kalırsınız. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam der gibi çıkıyorsunuz çünkü. Nasıl bir haftamız var? Bakın şu damlayan bu aşk hafta sonu ya beğendiğiniz birileri karşınıza geçecek ya sizi beğenen birisi karşınıza geçecek. Yani bir konuşma, sanki bakın şurada şu taraftaki biziz. Burada da ellerini böyle birleştirmiş sanki lütfen diyen birisi var. Şimdi burada bizden beklenti içinde olan eş, bizden beklenti içinde olan sevgili anlamında gelir. Evet, sıkıntıları kafasını uzayıp gidiyor ama sanki bir hani lütfen durumu var. Hani burada öncesinde bir can sıkıntısı yaratmış olabilir. Bunun özrünü dileyebilir. Karşımızda sıkıntılı bir kişinin gözümüzün içine baktığı görselleri var. Sanki arkamızda birisini saklıyoruz ya da bir tartışma olacak hanede bir kişiyi koruyacağız gibi bir görsel var. Paranız gelecek ama arkadaşlar bakın hafta ortası görüyor musunuz? Bu para daha çözülmez. Hani bu hafta içi çözmem gerekir bu konuyu deyip de karar verdiğiniz konu neyse bu haftanın konusu değil. Dallanır budaklanır askıda kalır görselleri var. Gene söylüyorum, harici hafta başı gene burada da karışıklıklar var ama çok önemsemeyeceğim bunları. Bu konunuz neyse virgül çekip yolunuza temiz bir şekilde devam edersiniz bu hafta. Peki bu haftam nasıl? İş ve parayı çöpe atarsak çok güzel arkadaşlar. İçimiz de rahat aslında. Biraz iş konularında önümüze çıkabilecek engellerle aslında mücadele etmemiz gerekecek. Görünen o diyebilirim. Aile de misler gibi, sağlık da mis gibi, daha ne olsun diyorum. Önce sağlık diyorum zaten ben. Evet sevgili teraziler, iyi dediğim, güzel dediğim her şey önümüze düşsün. Sağlığımız, sıhhatimiz, keyfimiz, aşk ve paramız bol olsun diyelim. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz, yorumlar yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.